Çok şükür be kardeşim. Ne oldu? Çok şükür dolarlarını bozdurup telefon alabildin herhalde. Nereden aldın sen hemen şerefsiz? Telefon mu aldın? Evet. Vay be, onun kabuğuma bu da iyi ya. Boynum tutuk. Dikkat etsen bütün hareketlerim şöyle. Bir farklılık da var. Ha, bir de obeziteyle savaşıyorum. Birlikte Mert'le. Ama kaybediyorum. Orhan'cım, yepyeni bir yarışma bölümümüze hoş geldiniz efendim. Ödül ne? Kim bu? Ahmet Batuhan Çetin. Çok iyi. Burun boşluğu. Burun boşluğu olaydı, iyiydi. Evet, bunu da yaptık. Ya bu ne ya? Oğlum bu ne? Oğlum burada zaten ne gerçeği bu? Var. Kim bu? O Batuhan. Benim ya. Gözlük, Batuhan gözlükleri nasıl oldu? Onu görmüş olursun. Dur, buraya bak. Dur bakayım. Abi o durur mu ya? Durdu mu? Durdu. Sen şu anda Ahmet Batuhan Çevisin. Öyle davranır mısın? Tamam abi. Ya var ya, aldatmak çok kötü bir şey. Kadınlar ve çapkınlık. Ben abi konuşmuyorum. Tamam, bana yazıyorlar ama hoşlanmıyorum. Abi ben internetten sevmiyorum. Bana yazmayın internetten. Bugün sana ekibimizin en yakışıklı üyesi, genç kızların sevgilisi. Pardon. Oğlum ne tükürüyorsun? Ne? Ne? Kim ekibinizin en yakışıklı sevgilisi? Genç kızların sevgilisi. Doğrudur. Hatta sadece genç kızların değil, yaşlı ablaların da sevgilisi olan Ahmet Batuhan Çebi hakkında bir bölümümüz var. Aynen. 8 sorudan 5 tanesini doğru bilirsem hayatın boyunca hiçbir zaman unutamayacağın bir ödül vereceğim. O ödül sürpriz. Batuhan'la ilişkili bir ödül mü? Bilmiyorum. Batuhan'ın haberi var mı peki bundan? Maskeyi falan verecek abi. Ben inanmıyorum. Hayır abi. Kerim Canlar'la Nişok Sokolezzo 2. Ya beni heveslendirmesin abi. Söyle. Tamam. Ne diyor? Heveslendirmesin. Kerim Canlar'la video çekmeye. İlk soruyla başlıyoruz efendim. Aşağıdakilerden hangisi bugüne kadar Batuhan'a sosyal medyadan en çok gelen mesajdır? Ben biliyorum. Instagram DM'den. Ben biliyorum. Bunu bilirim ya herhalde. Ben biliyorum abi. A. Uyudun mu? B. Nude gönderir misin? C. Benimle evlenir misin? Bir şey diyeceğim. Bir şey. Bir başta yaptığım şakalar çok yerinde değil miymiş? Ben en fazla benimle evlenir misin gelmiştir diyorum. Batuhan'a yani. Herkes evlilik teklifi mi ediyor? Bunu mu diyorsun? Türkiye çünkü burası. Almanya'da olsun olacaktı. New York. Benimle evlenir misin? Son kararım. Bir düşün. Son kararım. Abici bir koyma artık son ya. Son kararım. C benimle evlenir misin diyorum. Neden? Yani kimsenin gidip de bu kadar nude gönderir misin temalı mesaj atacağını düşünmediğim için. Batuhan şey biraz, nasıl diyeyim, alınıyor. Kendini savunuyor, kendini övüyor ama övmüyor. Hani övmüyorum ben asla, çok vakurum ben. Ama neler oluyor, ama söyletme, söylemem. Tamam ama. Hemen cevabı ver. Son 5 saniye yoksa 1-0'la başlayacağız. Uyudun mu? Evlenelim mi? Arkadaşlar, Batuhan'a Instagram üzerinden en çok gelen DM. Benimle evlenir misin diye ve birbirine başlıyor. Türk halkını güzel. Anam. Kaya. Çok ucuz yırttım. Çok güzel, ucuz. Güzel. Ve doğru biliyor diyeceksin şimdi. Burak'ı da tanıyorum. Ve doğru biliyor. Artık ben böyle şey olmuşum. Sesim bir an inceldi, onu bir sakın. Bir de bir, evet, en basit soruyu bildiği için seviniyorum Mert. Ama daha ne sorularımız var arkadaşlar. Let's go. En çok gelen mesajlar arasındaki en üst gruplusunu seçtim arkadaşlar. Onu belirteyim. Diğeri ne mesela? Götünü göreyim falan yazan var mı? Hayır. Neyini göreyim diye? Söylemeyeceğim. Bu saatten sonra yok. Mesela sana şöyle şöyle yapayım falan. Ya da sen bana şöyle şöyle yap. Evet, ikincisi. Gelir, sana Batuhan'ın oynadığı bir diziden... Ben onlara hiç aşina değilim. Bir sahne izleteceğim. Bunun hangi dizi olduğunu bileceksin. Böyle bir şey mi vardı lan? Kankım. Yani dizinin ismini bilmem ben. Oğlum 3 tane dizide oynadım zaten. Kanıt. Evet, şık vermeden diyor, bildim aslında. İzlemedi. Hayır, kanıt... değil. Size gösteriyorsun. Öyle deyince ben... Kanıt olmayabilir adı. Vay! Aslan parçası! Kabadayı oldu değil mi? Hadi geçmiş olsun. Ulan çok eğlenmiştim. Saçımdaki saç kırığını görüyor musun? Parasızlıktan o. Tam buramda. Kanlı yerde bırakmadın ya. Helal olsun sana. Çok iyi. Nasıl oynamış? Bıyık da çok yakışmış. Çok iyi oynamış. Şimdi şık vereyim mi yoksa biliyor musun? Ver ver. Şık ver canım. Şık varsa niye vermiyorsun? Böyle bir sorun var. Bonus puan verecek misin? Sen hani çok iyi tanıyorum dedin bana. Batuhan'ın bu saat... Oğlum ona bak. Söyleyemem ki. Söyleyemez abi. Ya nereden bileyim ben bu diziyi? Ben her akşam bu yayından da açıp izliyordum. Yemin ediyorum sana ya. Kanka bir şey diyeceğim. Şıklar olacak herhalde. Ah.
Hah, iç şimdi onunla. Sağ ol. Işıkları söyle. Işıklar? Şık! Şık. Arkadaşlar, Anıl Joker hakkını kullanıyor. Gözde geldi. Hiçbir fikrim yok. Hey, Kenan Bey! Urki! Burki! 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 Söylüyorum. A. Sıfırıncı gün. Evet. B. Muhteşem ikili. C. Hakim. 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 Emin misiniz son kararınız var? Son kararım. Başka kararım yok. Hakim lan hakim. Pardon ya kanıt değil. Yine böyle kriminal bir şeydi de. Tek kelime. Evet. Yine evet. Hakim abi. Hatta hikayesini bile biliyorum. Söyle. Birisinin ölümüyle ilişkin çocuğu ölüyor galiba birinin. Hı-hı. Ya da birisi birisinin çocuğunu öldürüyor. Hı-hı. Hakimin galiba çocuğu öldü. Batuhan. Oğlum çok da hakim değil misin? Niye? Yani, ama yok. Yani Batuhan bildiğimi biliyor. Batuhan ne demek istediğimi gayet iyi anladı yani. Hakim ya bu. Hakim hakim. Son kararım. Niye böylesin içerek? Bir de bana dokunuyor. Son kararım. Bu izlediğimiz sahne Batuhan'ın oynadığı Hakim dizisindendi. Oley. Ve Burak 2'de 2 ile devam ediyor. Bravo. Aferin kardeş, lan. Burak Batuhan söyledi mi bunu? Yo. Evet güzel 2'de 2. Bilmeseydin Batuhan üzülürdü ama ya. Şimdi sana 3 tane şarkı dinleteceğim. 3. Bunlardan hangisi Batuhan'ın en sevdiği, dinlemekten bıkmayacağı şarkıdır? Favori şarkısı yani. Papi Chulo diye bir şarkı vardı. Papi Chulo, Satisfaction. Evet. O da olabilir. AI'la Batuhan'a söylettik bir de. O halde tabii dinleyeceğiz. Anlayamazsın şarkısı var. Bunun adı Şam var ve Kardeşim Helikopter şarkısı var. Batuhan'ı hemen dinliyoruz. Kardeşim Helikopter. Anlayamazsın, kaçamazsın. Burak! Bu ben değilim! Bu sensin. Bittim gururdan, bu sevdadan ne hale geldim. Güzel olmuş ha. Güzel söyleyeyim. Bu birincisi. Biz sana bu senin sesine yapıyoruz bunları evde biliyorsun değil mi Aksel'le? İkincisi. Hiçbir şey ben işte bu yüzden yazarım sözleri sofistike. Daha 7 yaşındayken başladım. Atıldığım hatıralarım azide. Anlamazdım hiçbir şey. Ben işte bu yüzden yazarım sözleri sofistike. Daha 7 yaşındayken başladım. Atıldığım okuma hatıralarım azide. 7 yaşındayken başladım. Atıldığım okuma hatıralarım azide. Lise tuvaletinde pop sarıyordum dizicene. Geçmişle geleceğe yaşıyorum şimdi de. Bu değil. Zorunlu arasında otobol bu, siktir. Bunun adı Şam idi. Son olarak. Umut yeni gönder. Kardeşim helikopter, bak bak yap kere dedi amca. Bunu en sevdiği şarkım olduğunu düşünmüyorum. Cringe bir şarkı olduğu için biraz. Abi galiba ikinci şarkı ya. Abi çok arada kaldım ya. İlk herhalde ya. Anlayamazsın olan herhalde canım. Ya Batuhan'ın karakterini düşündüğümde şimdi ikinci ve üçüncü şarkı hiç değil yani. Birinci şarkı ya, birinci şarkı. Batuhan çok romantik çocuk. Evet, Anıl yine atma moduna girdi. Ben yüz ifade ediyorum. Atacak bir tane. Helikopter mi? Oğlum hepsini çok iyi söyledin. Gayet iyi abi. Bir önceki, Burak. Adını söyle. Kendim bir önceki ne ya? Ne bileyim, hiçbir şarkıyı bilmiyorum ki. Oo. Bütün keyfim kaçtı benim ya. Anlayamazsın. Bunlar ne oğlum? Anlayamazsın ne oğlum ya? İkinci anlayamazsın. Bir şey söyleme. Hayır, ikinci anlayamazsın. Hayır, anlayamazsın ne? Ha, şarkı. Nasıl? İlk söylediğin işte. Hayır. Ne? İlk söylediğim mi? Bunun adı Şam mı diyorsun? 7 evet, yaşında şey yaptı. Kesin de bunun adı Şam. 7 yaşında. Evet. Oğlum oraya bip getirin. O ya şarkı sen sözü şimdi o. Abi ama realite şimdi. Sen kaç bunun adı Şam. Benim realitem değil o. Bunun adı Şam. Dünyanın sağlıklı bir yer olduğuna emin olsaydım bir derdim. Ama dünyanın sağlıklı bir yer olduğunu düşünmediğim için helikopter diyorum. Bence de helikopter. Batuhan da normal bir insan. Değil. Ya bu kanalda normal bir insan çıkmayı istemez zaten. Açsana bir de anlayamazsın. Anlayamazsın mı? Güzel söylemiş. Anlayamazsın, kaçamazsın. Bu abi. Oğlum bu. Hayır, şarkı dinleyip niye fikrini aynen değiştirdin? Bu abi yok yok. Bu öyle bir soru değil. Şarkı dinleyip niye nasıl fikrini değiştirdin yani? Şimdi bilmiyorum abi bu. Anlayamazsın Kardeşim Helikopter ve bunun adı Şam arasında. Kardeşim Helikopter'de evet. Batuhan'ın en sevdiği şarkı. Anlayamaz.
zaten. Bunun adı Şam idi ve ben... Ya bunun adı Şam dedim biliyor musun? Dedim ama... O... Diyor ki ben diyor 7 yaşında diyor ilk defa diyor. Evet yani onunla dediği için... Ben de dedim ki Batuhan dedim. Yok. Bunun adı Şam'dı. Ama fikrini değiştirerek yanlış cevabı gitti be. Abi her zaman derler. İlk dediğin cevap doğru cevap. Evet doğru. Neden peki bunun adı Şam benim en favorilerimden biri? Çünkü biz o klibi biz yaptık. Evet. Ayrı bir ben onun yapım şey amirliğini var. Yaptım o projenin. Helal olsun. Aynen. Ve Şam, hiç ilgisini çekmedi. Hayır ve Şam yani söyleyen rapçi arkadaşım benim de çok uzun süredir. 7-8 senelik arkadaşım. 7 yaşında mı başlamış? Şimdi ekrana. Ben ödüle hiç bu arada beklentim sıfır. Bir saniye çok özür dilerim. Ben de bilmiyorum ödül nedir ya. Bir şey diyeceğim. Kaç tane sorumuz var? 8 tane var değil 8. mi? 8'de 8 yaparsam burada hayvan gibi öpüşebiliriz. Hediye buymuş. Abi ben de geleyim mi? Şimdi ekrana bazı hanım arkadaşlarımızın fotoğrafları gelecek. Allah Allah. Soruya bak. Biraz ayıp ya, değil mi ya? Ya bir cevabını bilin evet. Dur ya. Bu hanım arkadaşlarımızın fotoğraflarını Batuhan'a daha önce gösterdik. İçlerinden bir tanesinin beğenisine göre seçmesini istedik. Arkadaşlar Kızıl Hanımefendi, Kumral Sarışı ve Esmer ve E şıkkı hepsini seçmiş olabilir. Ama hepsi. Batuhan'ın tarzını biliyorsan bunu net bence çözersin diye düşünüyorum. Hepsi. Abi bence Kumral yani. Evet, pardon ben. Hani... Soruyu bir daha sorayım. Batuhan hangisini? Ama 4 tane seçenek koymuşsun burada. Niye böyle? Nasıl kaç? İndir bir tanesini. Hayır oğlum. Bu nasıl bir inat ya? Yaptım abi. Tamam abi Kumral'ı seçmiştir. Emin misin? Ya başka bir şey diyemem aynen. Ya yani Batuhan'a bu şıkları verdiğinizde Batuhan'ın cevabı hepsi olur. Bence. Nedenini bir açıkla. Allah'ını seversen ne olursun bir nedenini açıkla. Yani çünkü Batuhan'ı tanıdığım için yani bu kadar. Batuhan ayrım yapamıyor. Batuhan çünkü kadınların dış görünüşüne değil de iç görünüşüne. Helal olsun. Şey yaptığı için. Evet. Asla da böyle şeyleri der evet. Ki hepsi benim için. Helal olsun. Aynı eşitlikte. Bravo. Şık hepsini seçmiştir. Yani seçti. Ya söz konusu Batuhan'sa. Çok bir ayrım yapmamıştır mı diye. Yani filtre burada uygulamamıştır diye düşünüyorum. Ama moruk şimdi yani bu çok ucu açık yani. Batu'nun zevkinin sarışın olduğunu düşünüyorum ben. Sarışın, Esmer, Kızıl, Kumral ve hepsi arasında Batu'nun seçimi açık ara farklı tabii ki de hepsi oldu. Ve çünkü ben... hiçbir kapıyı kapatmak istemem. Hepsini seçti cevap hepsiydi. Ya ama ilk onu dedim ya. Cevap ya, hepsiydi. Oh. Batuhan dedi ki saç rengi fark etmez, boy fark etmez. 4'te 4. Burak ne yapıyorsun oğlum? Ulan bir tane daha bilirsem evet, ödül. Evet. Oğlum kesin bilirim. Evet. 8'e 8 bile yapabiliriz yani. Gerçekten. Evet. Oğlum bak yemin aranızda bir şey olmuyor değil mi? Oğlum yo. Böyle duruyorum ben senin karşında. İncele beni. İstediğin kadar incele. Aranızda bir şey olmuyor değil mi? Bak. Aranızda bir şey hayır yani söylemiyorsun. Yok be yavrum. Deneyimli bir soru olacak abi. Evet, hayır. Hemen getiriyorum. Ben ne oldu? 4'te 3 müyüm? 4'te 2. Dadın ne yapıyor? Ne zaman niye? Kahve içiyoruz dadınla? Niye alaka? Ben tanışmak istiyorum. Tanış, gel tanış. Esmer mi? Çok sever konuşmayı. Vallahi mi? Evet. Nereli? Bilmem. Nasıl lan? Bilmem. Oo. Vay be. Aha, ısınmışsın. Sakin baktı. Ne oldu anne, ne oldu? İki kişi olduğumuz bölümlerde aha. Lütfen iki porsiyon istiyoruz. Çünkü... Çünkü abi burası restoran değil. Bak, özür dilerim ama. Melin'inle böyle. Melin'inle böyle. Melina'yla Arena böyle yapmıyorsun yavrum. Onlara tek getiriyorum. Şerefsiz. Kes tek getiriyorsun. Sen oğlum bir kere hijyen değil. Aptal. Hayır hijyen. Evet. Zaten tükürdün zaten hijyenliği kalmadı. Elim melim her yerim tükürük oldu. İblis diyor. Batuhan'ın en sevdiği yemek. Evet. Öndekilerde hangisidir? Hamburger ve sosislimiz var arkadaşlar. Ya, bu çok kolay soru ya. Bu. Emin misin? Hı hı. Hamburger varken sosisli koyman cevabın bu olduğunu gösteriyor bu. Yani sosisli benim en sevdiğim yiyecektir. Bir kere bile adamdan gel hadi sosisli yiyelim ya da sosisli hadi sosisliye gidelim falan gibi şeyler yok sosisliye yani. Gidelim. Yani bu şimdi böyle bir duruma dayanarak adam da hamburger seviyordur en çok diye düşünüyorum. Batuhan'ın en sevdiği yemek kaliteli hamburgerdir. Hı. Kaliteli sosisli dense kaliteli hamburgeri tercih eder. Emin misin? Eminim. Sosisli de Batuhan'ın sevdiği bir şey olabilir. Bence bu şaşırtmalı bir soru. Bu çok iyi bu arada. Kanka bence sorunun cevabını verdi Batuhan şu anda.
Üzgünüm yani. Belki kandırıyor. Bak işte bu kandırmacalı bir soru ve bu çok kandırmacalı bir soru. Ve ben sosisli diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ne o, ben biliyorum cevabı. Ha, tamam işte. He, bence sosisli. Tamam sosisli. Tamam sosisli seviyordur. Bilgiyi sırtına al, öyle karar ver. Tamam abi sosislidir yani. Diyorum ya. Arkadaşlar. Yapma. Ahmet Botan Çevik'in en sevdiği yemeği sorduk. Sosisli ve hamburger arasından. Botan'ın en sevdiği yemek. Değiştiriyorum açık hamburger. Açık ara farkla hamburgerdi. Ve Burak. Oğlum sen beni şaşırttın. Ben niye şaşırdım? Sosisli görünce atladın hemen. Yavrum ben hangi yemeği koysan atlıyorum önüne. Evet. Hamburgerdi ve Orhi yine bilemiyor. 5'te 2 ile devam ediyoruz. Orhan'ın sıçtığı dakikalar. 5'te 2 mi oldu? Abi be, ya hamburger varken sosisli ne alaka ya? Sana sordum. Beni niye bu kadar kaylıyorsun? E ama güvendiğim birisisin. Son 3 sorum. 3'te 2 yapman lazım. 5'te 3'te gidiyorsun şu an. Bence bunlar avansım oldu. Yani ben sosisli yemek istedim de o yüzden bir şey oldu gibi. 2 soru kaldı. 3. 3 soruda 2 cevap versin. Evet, yetiyor. Aynen öyle yetiyor. Batuhan'ın arkadaşlığını sorgulayacağı bir seviyeye geldik gerçekten. Hani benim de arkadaşımı sorgulayacağım bir seviyeye geldik. O da seninle olan arkadaşım. Ben ne yaptım ya? Sana sordum. Ben kendimi sosisli seviyorum. Sevmiyorum, hamburgerdim gerçi bir önceki yarışmada. Şimdi bak yalan üzerine yalan yani. Neye inanacağınızı şaşırdık ya. Neyse. Tamam. Batuhan ilk defa kaç yaşında? Yapma. Ne? Aşık olmuştur. Çok kolay bir soru. Sence Batuhan ilk kaç yaşında aşık olmuştur? Nasıl kolay lan bu? Abi vallahi çok erken aşık olmuş olabilir ya. A 4, B 9, C 25. Yok abi 25 değil. 4 yaşında da. 4 yaşında da yani. Hani o kadar da aşık adamı olma ya. Tamam var hani bir aşka yatkınlığı bu adamın ama 9 diyorum abi. 25 mi acaba ya? Gerçek aşk ama yani. 9 diyorum. Cem'in gibi sesin sonunu kesildi. 9. Ya 4 ya 9. Ama bunu ben nasıl 4'ü hatırlamaz lan. 4'ü ben hatırlıyor muyum? Yarım ya. 9. 9 mu diyorsun? 4'ü hatırlayamaz o kadar. Aşk acısı çektim diye bıdı bıdı yapacak kadar 4'ü hatırlayamaz ama 9'u hatırlar. Bence 9 yaşında aşık olmuştur. Ama şöyle bir ihtimal de var. Batuhan 25 deyip 25 yaşında tanıştığı ve işte unutamadığı ya da tekrar görüşmek istediği bir kıza mesaj göndermek için 25 demiş olabilir. 9. Tamam 9. Tamam bitti. Artık işledik. Cevabı içerik. 9 diyor. Arkadaşlar Batuhan ilk kaç yaşına aşık olmuştur diye sorduk. 4, 9 ve 25 yaşlar arasından Batuhan'ın bize söylediği yaş, ilk aşık olduğu yaş. 9'du ve Mert yine doğru biliyor. Aşırı gitgel. Aşırı gitgel yaşadı ama. Adım 6'da 4'te devam ediyor. Ben yaşlandım bu kadar sinir sıkısı kaldıramıyorum. Helal olsun, helal olsun. Benim boynumda fıtık var. Benim canım acıyor ya. Of ben, çok gerildim. Ben vallahi bu kadar iyi gideceğimi tahmin etmedim ha. Ve Burak Topel yarışmayı başarıyla tamamlıyor sevgili seyirciler. O da şöyle. Müthiş bir oranla. O da şöyle. Sadece ben mi kazandım? Şu ana kadar evet daha çekeceğim. O da şöyle. Deniz diye bir kızdı. Aynen. Çok da güzel gözleri vardı. Hiç unutmam. Arkadaşlar son iki sorumuz artık. Sence Batuhan çocukken hangisini yapmayı daha çok seviyordu? Şarkıda söyledi yani. Bir şey yok, ben demedim, o dedi yani. Kendi sesiyle dedi ya. Ben A, ne yapayım aga? Camlara taş atmak. Yok. B, resim yapmak. C, kızların saçını çekmek. Ne diyorsun? Oğlum bunu niye soruyorsun ya? Ben Allah biliyorum Allah. Zaten cevabı. Zaten kazandılar, söyle gitsin. Camlara taş atmak. Batur resim yapmıyor da yazıyor, okuyor diye biliyorum ben. Resim hiç duymadım ama yapıyor da olabilir, başlamıştır falan küçükken falan. Hayda aga, buna nasıl cevap vereyim buna ben? Buna yani? Nasıl cevap verecek? Taş atmıyordur. Çocukken en sevdiğim şey taş atmak demez. Abi bir yaramaz bir tarafı var bu adamın ama camları taş atıp da başkalarına zarar verecek kadar da değil. Kızların saçını çekecek kadar da centilmen olmayan birisi değil. Resim yapmak diyorum. Sen botanist resim yaptığını gördün mü peki? Abi adamın sanatsal yanı var. Adam sanatçı yani. Son derece seksi bir adam, okey. Hani resim yapar abi o adam. Batuhan resim yapmaz. Batuhan kızların saçını çeker. Batuhan camlara taş atabilir ama atmaz. İyi efendi çocuk. Kızların saçını çekmek diyorum. C. Bir dakika ya. Kızların saçını çekmek demez.
der. Demez der mi? Seksist diye düşünüp demeyebilir. Son 5 saniye. 5, 4, 3. Camlara taş atmak 1. Camlara taş atmak kilitledik arkadaşlar. Evet. Resim yapmak. Diğeri neydi unuttum. Kızların saçını çekmek. O duruyor. Kız arkadaşlar. Tamam, kız arkadaşlarının saçını çekmek en çok büyük. Çünkü kıl ediyor, karşısını trollemiş oluyor. Bir de söz konusu eğleniyor. Kız küçük yani. Tamam, hormonları da genç yaşta gaza geldiği için kızların saçını çekmeden ben anlamıyorum. Çünkü adam kızsız, ay Batuhan kızsız yapamaz. Bana niye yaraşıyor? Kızların saçını çekmek diyorum. Acaba hangisi? Hangisi? Tamam, ben verdim cevabı. Resim yapmaktı. Oğlum helal olsun. Aromatik gibi açıldı sonradan ha. Söyle söyle söyle. Söyle doğru canım. Resim yapmaktı. Ne? 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 Batuhan'ın mı resim yapmak? Şımardım ya. Vallahi şımardım. Demiştim resim. 7'de 4. Yalan bu arada. İnanmıyorum. Batuhan. Bak hep diyorum abi, arkadaşlarını doğru seçmen lazım. Evet. Seni ne kadar yanlış tanımış ki, Batuhan evet. Çocukken en çok yaptığı şey abi resim yapmak. Ya yürü git be! Ya oğlum aç Batuhan da bir sen şey hiç olsun. Benim resimlerimi hiç görmedin değil mi? Hı. Ha ne var? Koy, üstüne koymuşsun, çizmişsin. Manyak mısın oğlum sen? Kadınlara bence aşık olarak büyüdüm ben, asla kadınlara zarar vermedim. İkincisi, ben küçükken inanılmaz utangaç ve uslu bir çocuktum. Batuhan! İnanılmaz utangaç. Bence ceza olarak eksi bir puan verelim bunun. Ya yürü git be. Ver. Oğlum verelim ya. Ya yürü evet. Git. 7'de 4 ile devam ediyoruz. Bunu kesinlikle bilmesi gerekiyor. Bilirse 8'de 5. Abi bu kadar uzak olamazsın bir insan. Hadi abi hadi evet. Devam et. Doğru bilirsen 8'de 5. Yanlış bilirsen maalesef eleniyoruz gerçekten. Ya abi kızların saçını çekmek demiştir ya. Ne resmi ya? Sence Batuhan'ın tepkikolik ekibinde esprilerine en çok güldüğü kişi kimdir? Ben olabilirim. A. Seçeneklerde var mıyım? Ben. Sen mi? Evet. Burak Tatlıcı. Senin esprilerini. Tamam okey. O vallahi bir diyorsun ya. Tamam. Ben komik bir adamım ya. B. Aren. C. Buğra. D. Hiçbiri. E. Neyse. Zaten yeterince laf sokmuştum Allah'tan öncesinde. Bak kendin yok geçikten. Yok oğlum ben zaten espri bile yapmıyorum ki. Ben halden hale giriyorum yani. Buraya çok giriyor olabilir. Arena'ya da çok gülüyor olabilir. Ama hepsi gibi hiçbir de olabilir. Sen değilsindir. Buğra. Ne diyorsun? Abi bakma. Bana nasıl ne diyorsun diyebilirsin. Bakma. Artık buna da geldik ha. Beni de geri çekiyor. Kime en çok gülüyor? Burak Tatlıcı'ya gülmüyordur zaten. Aran demiş olabilir. Hiçbiri diyorum ya. Hiçbiri dedi. Deminkinde hepsi dediyse bunda da hiçbiri demiştir. Buğra. C. Buğra. Son karar. Son karar. Bakalım. Abi. 5 soruyu tamamladım. Değiştirmek için bir kez daha hak vereyim sana. Ve al. Aldım. Tamam. Teşekkür ederim. C. Buğra. Teşekkür ederim. Aren diyorum. Buğra? Buğra da komik. Ama Aren biraz daha. Aren biraz daha komik. Burak? Tatlıcı mı? Hiç. Bence şıklarda olması bile saçma. Aren. Bak şıkları bir daha okuyayım mı? Hayır okuma. Aa ben. Evet. Geri kalan da onlara yani. Gülüş. Okey. Tamam abi. Evet 7'de 4, Burak birisi 8'de 5 olacak. Bilemezse 8'de 4 ile maalesef mağlup olacak. Arkadaşlar. Sen azla. Burak Tatlıcı, Aren, Buğra ve hiçbir ışıklarından Batuhan'ın en çok esprilerine güldüğü, şakalarına güldüğü, komik gelen kişi. Hiçbiri. Batuhan'ın tabii ki ağzına aldık bu cevabı. Burak Tatlıcı'ydı. Uzay evren farkıyla Burak Tatlıcıydı! Oğlum sen nasıl bir adamsın? Ne oldu lan ne oldu? Bunun tipine mi neyine gülüyorsun? Ne oldu lan ne oldu? Benim tipimde ne var lan? Neyine gülüyorsun oğlum? Gerçek cevabı vereyim mi? Tatlıcıydı! Ne? Seni mi seçti? Gerçekten şok oldum bu arada. Niye? Oğlum. Ha yalan söylüyorsun şu anda. Vallahi doğru söylüyorum ya. Şakalarına mı yoksa sana böyle hani hal ve tavrı... Hiç detaya girme. Tipine bana gül ya. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Oğlum sen niye bu kadar kalp kırıyorsun ya? Yani sarıldım geldim şimdi. Al. İlk beni eledin ilk.
Ne oldu? Ya bu yarışmayı... Hiç abi beni nasıl eğlersin ya? Bu yarışmayı getirdiğin noktaya bak ya. Sen zaten değilsin falan dedin. Ya kim 500 mililitrelerde falan oluyor mu böyle şeyler? Kişinin kendisini istediği cevap verin dediği için yani, yani. Yarışmacıya böyle yüklenilir mi ya? Yani oradaki cevaplardan hiçbiri senden daha komik. Kim milyoner olmak ister yarışmasını hatırlamıyorum. bizim ekipte sen en çok benim esprilerime mi gülüyorsun? Ya hayır, şöyle bir cevap verdim. Hayır dedi. Hayır dedi. Ya. Ben duydum hayırı, bitti. Ya Anılcım. Evet. Aslında kimse ama evet. Burak Tatlıcı'yı yaz dedim. Neden ben bilmiş oluyorum? Abi, hayır abi çocuk Burak Tatlıcı'yı. Aslında Tatlıcı hiçbiri demiş. Hayır oğlum benim yaptığım o... Oğlum siz rahatsız mısınız? Mantıksal esprilere gülüyor olabilir yani adam. Ulan adam hiçbiri demiş ya. Dememiş abi işte. O zaman kızların da saçını çekiyor. Burak Tatlıcı cevabını verdi. Burak Tatlıcı'yı komik bulan bir adamla ben muhatap olmak istemiyorum. Konuşun Burak cevabı. Tatlıcı'yı komik bulan 2,5 milyon insan var, ona ne diyeceksin? Şunu söyledim aslında. Hiç kimseye gülmüyorum ama Burak Tatlıcı'yı söylemek istiyorum dedim. Ağacım Burak Tatlıcı dedi ya. Dün bunu Anıl'a da söyledin. Hiç inanmadım. Batuhan yanlış biliyor. 8'de 4 ile yarışmamızı bitirdik ödülü dostlar. Ödülü ver, ödülü. Burak. Büyük bir... Oğlum sen niye seviyorsun? Ben yakın arkadaşımmışım bak. Doğru doğru. Neymiş? Kaçırdığın ödüle bak da üzül. Ne abi bu? Bekliyordum böyle bir şey. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hediyeyi. Gerçekten de kaçırdın. Harikaymış. Abi ben bunu sana geri... bunu sana geri vermem abi. Yine böyle garip garip cinsel şakalar yapmıyor. Batuhan'la bir gece. Evet, kazanan arkadaşlar Batuhan'la bir geceye sahip olacaklar. Bak kabus gibi bir gece geldi. İsteyenler DM yazsın yönlendi. Saçmalamayın. Açık arttırmayla satıyoruz. Abi yapmayın. Evet, Batuhan'la bir geceyi kaybettim. Ah be! Ah be! 150 bin dolar verip alamıyorum Üzgün. Sağ altta da gerçeği yazıyor. Ufacık yazdık onu. Abi çok ne yazdınız acaba? Yemek yenilecek. Evet, güzel bir restoranda Batuhan'la akşam yemeği yemeye hak kazandı. O ısmarlıyor. Ben. Ne? Ben ısmarlıyorum. Tamam gideriz. Zulamla. Oğlum o niye ısmarlamıyor? Ben niye ısmarlayayım lan? O da bu olay ne iyisi oğlum. Oğlum ben eskort olarak geliyorum. ben de kilo vereyim de şu yakışıklılık ünvanını alayım senden. Bu arada izleyicilerimize şunu da soralım arkadaşlar. Sorma lan şey mi soracaksın en yakışıklı kim? Hayır ya. Ha ayıp ama oğlum. Şimdi benimle ilgili bir yarışma yaptık. Şimdi Batuhan'la ilgili bir yarışma yaptık. Sırada kim olsun arkadaşlar? Kiminle ilgili bir yarışma yapmamızı istersiniz? Ben kiminle anlayamazsın sesimi çalayım mı? Hazır var çünkü benim zaten. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Çalayım oğlum direkt. Eyvah çok kötüydü. Tamam, evet teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kara borsada satarım ben. Satardım. Satarsın oğlum. O işte nüt isteyenler. Evlenmek isteyenlerden birisine sat yani. Merak ediyorum arkadaşlar. Buna... Kaç lira vermeye okeysiniz? Yorumlara yazın. Ya Batuhan'a kim kaç para versin? Hadi sen konu ne ben olsam bana oğlum, neyse. Millet. Aç. Milletin bak duşta yıkanırken akan suyunu kavanoza doldurup satıyorlar. Bak bu çok tehlikeli bir yer dünya. Ben de satabilirim.